Kaz Dağları'na giderken bu güzel ablalarımla karşılaştık. Fatma ablamla Ayfer ablam dediler ki doktor gel gel neler var bizde neler dediler. Biz de gelelim dedik geldik. Hakikaten neler yok ki. Abla bu ne? Kantaron çiçeği. Kantaron çiçeği. Kantaron çiçeği neye yarıyordu abla? Migrene, baş ağrısına, ondan sonra depresyona. Çayını içeceksin. Bu da, ablam, bu da yaralara yanıklara ilaç. Maşallah doğru diyor. Bunun kendi çayını yapıp içersen her türlü depresyona. Ne olur o depresyon ilaçlarını yutu yutu vermeyin. Bu da, gelin bu güzel evet. Kantaron çiçeğinin çayını için. Mükemmel rahatladığınızı göreceksiniz. Kilo kilo ilaçları yutacağınıza bu güzel kantoronun çayını için ablamın dediğine katılıyorum. Doğru söylüyor. Mide ağrısını birebir, bağırsak ağrısını birebir, mide yaralarını birebir. Şimdi ablam bu sene koymuş. Bu yeni koyduğu, bu da geçen seneden. Bakın ne güzel kıpkırmızı olmuş. Güzel, güzel sızma zeytinyağını koymuş. Ve ablalarıma teşekkür ediyorum. Niçin teşekkür ediyorum? Kantoron yağını yapacaksanız camda yapacaksınız. Şimdi burada ne göstereceğimi şaşırdım. Neler yapacağım şaşırdım. Ama bu ne? Ne bu? Semizotu. Semizotu. Semizotu ne kardeşler? Hanım kardeşlerim. Ateş basmaları başladı. Bende sıkıntılar var diyorsanız. Benim adetlerimde sıkıntılar var diyorsanız. Benim kızım güzel adet göremiyor diyorsanız. Adetlerimde çok sancılarım oluyor diyorsanız. İstese östrojen kaynağı, mükemmel omega 3 kaynağı ne bu? Semizotu kardeşler. Hele hele bağırsaklarım çalışmıyor diyorsan işte sana bir güzel nimet. Bağırsaklarım çalışmıyor dersen sana daha bir güzellik aklıma geldi burada. Ablalarım yapmış. Ablamı ne? İncir kuru incirde zeytinyağı. Bağırsakların çalışmıyor diyenler, bağırsamda sıkıntı var diyenler işte size nimet. İstersen bunu kayısıdan da yapabilirsin. Allah her türlü nimeti vermiş şu güzel ülkeme de maalesef arayıp bulmuyoruz. Böyle ablalardan evet. Arada şifa, sormak lazım. Şifa her şeyde, şifada her şifa. Şeyde var. Kayısıyı da yapabilirsiniz. İncir de zeytinyağının içine koyun dursun dolapta. Bağırsakların çalışmıyor diye bir kelime istemiyorum bacılar sizden. Ben 4 günde bir çıkıyorum. Evi temizle. Pisliğini dışarıya atma. O pislik tekrar geriye dolar. Eğer bağırsakların da her gün dışarıya çıkmıyorsa o pislik içeriye gidip dengeyi bozar ona göre. O zaman diyoruz ki muhakkak bağırsaklarınızı çalıştırın şeylerini dikkat edin diyoruz. Peki burada bir şey daha bulduk. Ne bu abla? Kuru bakla. Kuru bakla. Can kardeşler benim ellerimde biraz titreme başladı. Böyle bir tuhaflık başladı diyorsan, halsizlik başladı diyorsan bu bakladan 10 tanesini alacaksın. Bir bardak suyun içinde haşlayacaksın. Daha sonra gün boyu onu ikişer ikişer haşlanmış şekilde yiyeceksin. Suyunu da içeceksin. El titremelerine. Yani Parkinson'un başlangıcına iyi gelir. Ama sen Parkinson ilacı kullanıyorsan sakın ben karışmıyorum. Doktorun dediklerini yap. Ben hafif el titremeleri başlandı. Sıkıntı var bende diyenlere 10 tane baklayı haşlayın. İkişer ikişer yiyin. Mucizeyi görün diyorum. Evet bir güzellik daha. Abla bu ne? Bamya turşusu. Ne yarıyor peki? Neye yarıyor? Bağırsakları çalıştırıyor. Bravo. Bağırsakları çalıştırıyor. Bizarlarına iyi geliyor. Nereye geliyor? Bizarlarına, bacaklarındaki. Helal olsun be ablama bak. Helal olsun. Sizden duymuşuzdur biz bunları. Hoca abi sizden duymuşsunuzdur. Canım benim. Duymuşuzdur. Salatada yiyin. Turşusunu yiyin. Turşusunu yediğiniz zaman ne oluyor bir de biliyor musun? Senin bağırsaklarında 2,5 kilo ama sende biraz daha fazladır o ayrı mesele. 2,5 kilo kadar ne var? Probiyotik var, faydalı mikroplar var. İşte onu dengeliyor turşuyu yediğiniz zaman. Doğal. Evet can kardeşler bir şey daha var burada. Abla bu ne? Kudret narı. Kudret narı. Neye yarıyor? Kudret narı. Neye yarıyor? Mide rahatsızlıklarına mı? Her acaba? Türlü mide rahatsızlıklarında, her türlü mide yaralarında mucize sonuç almak istiyorsanız kudret narı. Daha ne kekik, bu abla? Kekik daha kekiği. Neye yarıyor? Bu da çayını içeceksin. Yemeklere, et yemeklerine koyacaksın. Harikasın. Salatalara, her şeye. Harikasın. Mide ağrısına iyi geliyor. Mideye iyi geliyor. Durun durun bitmedi. Dur bakalım, bu nimetin nimet bu. Evet. Şeker hastalığın varsa, bak. Kolesterolün varsa
İşte sana bir Allah'ın verdiği mucize. Bitmedi, bitmedi. Bu koronalı günlerde geçirdik, evet. Çok şükür artık ama atlattık. Hasta olmak istemiyorsan. En ufak bir nezle gırın. Gel abla gel. Bırak ablamı, ne tutuyorsun ya sen? Gel abla gel yanıma gel. Ablamı tutuyor, kızına bak ya. Gel ablam sen gel. Kızına bakma sen. Gel bir tanem gel. Sen de bizdensin. Hoş geldin. Şekerim var, hoş buldum. Hoş geldin bir tanem. Şeker hoş geldin. Deyince geldim. Şeker için anlatıyorum. Şeker için mucizeyi anlatıyorum. Kekik çayı iç. Mükemmel, hem kolesterolün hem şekerin düşecek. Sabah akşam böyle bir tutam ama böyle güzel dağ kekiğini dağ bulacaksın. Kekiği, evet. 1-2 dakika kaynatacaksın. Çok değil. 1-2 dakika demleyeceksin, süzeceksin. Ama şeker için sana başka bir şeyler daha söyleyelim. Ne söyleyelim? Çörek otu, mahlep, tarçın, zencefil, zerdeçalı karıştır. Abla not ettin mi? Bak annene ne kadar güzel notlar söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Çörek otu, mahlep, tarçın, zencefil, zerdeçal. Ablam şekerine bakacak. Yüksek mi gördü? Hemen ondan bir çorba, toz bunlar. Bir çorba kaşığı alacak. Yoğurtla karıştıracak iki çorba kaşığı. Yaklaşık bir saat içinde şekerin düştüğünü görecek. Bitmedi. Zeytin yaprağı, çayı mükemmel şekeri düşürecek. Bunları yapacak ama bir şey daha yapacak. Ne yapacak? Biraz da hareket edecek. Tabii. Hareket etti mi de şeker düşecek. Tamam. Şimdi size en son iyi dinleyin. Gençlik aşısı anlatıyorum. 20 diş sarımsağı, 40 tane limon suyu. Bir daha söyleyeyim. 20 diş sarımsağı, 40 tane limon suyu sıkacaksınız. Sarımsakların dişleri ezip atacaksınız. Yaklaşık 10-15 gün bekleyeceksiniz. Nerede? Buzdolabında, serin bir yerde. 20 gün sonra onu süzeceksiniz. Sabah akşam anneciğine içirdiğin zaman damarları açılacak. Kolesterolü, şekeri düşecek. Annem böyle dipdir olacak. Sakın bu fırsatı kaçırmayın diyoruz. Bu güzellikleri verdikleri için bu ablalarıma, canım ablama da teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.